Hasan Öztürk, Kılıçdaroğlu aklı, ulusalcıları tasfiye et, HDP'ye göz kırp, Erdoğan'dan nefret et, CHP bana kalsın. CHP'nin ulusalcıları baş kaldırmış. E günaydın. CHP beyannamesine itiraz ediyorlar. Üniter yapımız bozulacak, HDP PKK'ya yeşil ışık yakılıyor filan diyerek. CHP'de Muharrem İnce son kongrede Kılıçdaroğlu'nun karşısına genel başkan adayı olarak çıktığında ne olmuştu hatırlıyor musunuz? Hani şu Kılıçdaroğlu'nun önce "Lütfettim, adaylığını kabul ediyorum." yoksa adaylık için verilen imzalar sahte diyerek horlanıp sonra adaylığına müsaade edilen incenin düştüğü durumu diyorum. Kılıçdaroğlu o gün sözüm ona Ali cenaplık yapmıştı da ince öyle aday olabilmişti. Buna o ulusalcılar hiç tepki koymuş muydu hatırlıyor musunuz? Kılıçdaroğlu son Ali cenaplığı gel bakalım Muharrem İnce buraya diyerek yaptı biliyorsunuz. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak İnce'yi sahaya sürerek. İnce'yi sahaya sürdü bir de sen önden git bir bak dedi. Ondan sonra da İnce'nin ne yanına uğradı ne yakınına. Listeler hazırlandı. Muharrem'in cenneti ekibi tasfiye edildi. Daha kimler kimler. Yine ulusalcılardan ses çıkmadı. İnce sadece sözüm ona espriyle karışık cevap verdi. Bakanlar kurulu listesini ben hazırlayacağım. Yani milletvekili listesi de neymiş yahu? Ben cumhurbaşkanı oluyorum edasında. Ancak Kılıçdaroğlu ince ve ulusalcılara çalımını atmıştı bir kere. Beyannameyi de kendisi okudu ve kamuoyuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu biliyorsunuz. Yine kimse demedi ki neden Cumhurbaşkanı adayımız İnce ile birlikte beyannameyi millete sunmadınız? Düşünün. Olmaz ama oldu diyelim. İnce Cumhurbaşkanı oldu. Hükümeti kuracak yani. Hükümetin programıyla CHP beyannamesi nasıl örtüşecek? Ya da hükümet programını İnce mi hazırlayacak yoksa Kılıçdaroğlu mu? Oldukça karmaşık yani. Ama korkmayın, inanın bana ne Kılıçdaroğlu İnce'nin Cumhurbaşkanı olacağına inanıyor ne de İnce'nin kendisi. Bu nedenle 24 Haziran'dan sonrası için böyle hükümet kurmak gibi, hükümet programı hazırlamak gibi, bakanlar kurulu listesi gibi bir telaşları ya da çabaları yok. Kılıçdaroğlu CHP'nin ulusalcılarını paspas etti. Kılıçdaroğlu CHP'nin ulusalcı kanadını tabir yerinde ise paspat edip bıraktı. Zaten ölç alma duygusuyla genel başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana yaptığı iki iş var. Birincisi Erdoğan düşmanlığı, ikincisi parti içinde bir kliği yerleşik hale getirmek. Bu sütunda daha önce yazdım. Atatürk'ün koltuğuna Kılıçdaroğlu oturduğunda bazılarının öcümüzü aldık dediğine ilişkin duyumları. Kılıçdaroğlu 24 Haziran'ı CHP içindeki iktidarını pekiştirmek için kullandı. Şimdi siz bakmayın ince'nin efelenmelerine, mangalda kül bırakmayan res çekmelerine filan. Kılıçdaroğlu gel bakalım muharremince diyerek sahaya sürdüğü ince ile hedeflerinin bazılarına ulaştı. Seçim beyannamesi ve milletvekili listeleriyle de diğer hedeflerine ulaşmak için hamleler yaptı. Böylece Kılıçdaroğlu 24 Haziran seçim sürecini kendisinin CHP içerisindeki iktidarını pekiştirmek için kullandı. Bir şey daha yaptı. HDP'yi sandıktan çıkarma hesabı. Bu tutar mı göreceğiz. Kılıçdaroğlu'nun hedeflerinden birincisi Muharrem İnce'nin kendisiydi. CHP koltuğunu ondan koruması gerekiyordu. Önce bir lütufla aday yaptı karşısına, sonra kongrede yendi. İkinci olarak Cumhurbaşkanı adayı yaptı. Orada da İnce'nin alacağı oyun %24'ün üzerine çıkmayacağını hesap ediyor. Çünkü aday listesi ve beyannamesiyle HDP ile zımni ittifaka girişti. Buraya büyük bir parantez açalım. Kılıçdaroğlu CHP ile HDP arasındaki buzları eritti. Zımni bir ittifak yolunu açtı. Tek derdi var HDP'ye barajı aştırmak. Sol marjinaller HDP'den aday yapılırken CHP sol adayları tercih etmedi. Zaten dün de basında yer aldı. CHP İstanbul teşkilatına HDP ile yakın çalışın talimatı verilmiş. Batuhan Yaşar Türkiye. CHP'nin ulusalcıları başka parti kurar mı? İkinci hedef CHP içindeki ulusalcıları daha da tasfiye etmekti. Dikkat ederseniz seçim beyannamesindeki bazı ifadeler Atatürkçüleri, ulusalcıları hayli zıplatmış görünüyor. Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği özellik şartına Türkiye'nin koyduğu şerhi kaldırmayı vaat ediyor. Böylece üniter devletin temeline dinamit koymuş oldu. Yine Atatürk milliyetçiliğini dönüştürüp HDP'nin eşit yurttaşlık sloganına indiriyor. Bunlar gibi beyannamedeki nice vaat ulusalcıları Çin'den çıkarıyor ki Kılıçdaroğlu'nun amacı da bu. Böylece CHP içindeki muhalefeti daha da tasfiye etmek. Belki de onları bir başka parti kurmaya zorlamak. Son hedef elbette Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Erdoğan'ın 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçilmesi büyük bir olasılık. Ancak meclis aritmetiğinin ne olacağı HDP'nin barajı aşı başmamasına bağlı. Kılıçdaroğlu'nun akıl hocaları ona HDP'nin baraja aşması halinde AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu kaybedeceğini söylüyor. Böyle bir durumda Erdoğan'ın elinin kolunun bağlanacağı varsayılıyor. Tüm hesaplarda buna göre yapılıyor. Kılıçdaroğlu da var gücüyle HDP'nin baraja aşması için çabalıyor. Yanılıyor muyum? Hasan Öztürk, Yeni Şafak.